Arkadaşlar merhaba. Birçok arkadaşımızın sorusu üzerine bu videoyu hazırlayacağım. Bu arada geçen hafta video paylaşamadım sizler için. Affınıza sığınıyorum çünkü soğuk su içme kaynaklı boğazımda biraz rahatsızlığım oldu. Ve bu hafta iyileşti, bunun için birçok arkadaşımızın sorusu üzerine bu videoyu hazırlayayım dedim size. Şimdi güzel bir boks antrenmanı yaptık. Ama hocam, yumrukların kuvvetli çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü kuvvet çalışmadığın için çıkmıyor. Yani o kası kuvvetli hale getirmediğin için. Öncelikle şunu hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Boksta kuvvetli yumruk atmak için şu hataları yapmayalım. Kuvvet çalışmak istiyoruz ama göğüs çalışıyoruz. Hayır arkadaşım, göğsün boksla çok da katkısı, yani tabii ki şekil olarak, görüntü olarak güzel görünebiliyor ama göğsün bana boksta çok böyle yani fazla bir öteki kaslar kadar etkisi olmuyor. Yani sırt kasım gibi değil yani. Yumruğu ben hep arka kaslar, yani sırt kaslarından destek alarak atıyorum. O yüzden biraz daha bu konulara çok çok dikkat edeceğiz. Ve ileriki dönemde de özellikle önümüzdeki hafta bütün kas gruplarımızda kaç tane kas grubumuz var ve hangisi ne iş yapıyor, hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben kendi antrenmanlarımda yaptığım programı sizlere anlatıp ve yapmaya çalışacağım. Umarım katkısı olur. Bu antrenmanı haftada 2 gün ya da 1 gün yapabilirsiniz. Kuvvetli yumruklara sahip olmak istiyorsanız, yani bu da bir seçenek olsun size bu çalışmalar. Ve halde kuvvetli, yani bu antrenmanları yapmadığımız sürece çok da kuvvetli vuramayız. Kuvvet çalışmalarımız, birkaç sistem var kuvvet çalışmalarıyla ilgili ama torbada da kuvvet çalışabiliriz ama bu çalışmaları, yani ağırlıkla olan çalışmaları mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet, hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anki ekipmanları hemen hemen birçoğunuz evinizde mutlaka vardır ya da çalıştığınız salonda mutlaka bu ekipmanlardan vardır. Ve olmayanlar için de ben anlatacağım hani ne yapmaları gerekiyor. Şimdi önce barla başlayacağım. Şimdi barla ne yapacağım? Bakın, dirseklerimi çok hafif açıyorum ve omuz hizasında olacak. Yani şu şekilde tuttuğumda omuzlarımın hemen yan tarafına gelmiş olacak. Ve dikkat edin, uzatacağım, çekeceğim ama bunu çok hızlı yapacağım. Şimdi başlayalım. Bu arada şu konuyu da anlatmadan geçmeyeyim. Antrenmandan sonra yapacağız ama çok da ara vermeyelim. Yani vücut soğutmadan bu hareketlere geçelim. Ve yeni tekrarla başlayalım. 1, 2, 3. Evet, 20 tekrar yaptıktan sonra hiç indirmiyorum elinden. Yaklaşık 10-15 saniye bekliyorum ve daha sonra bir 20 tekrar daha yapacağım. Evet, hazır mıyız? Evet, ikinci setimi de bitirdim. Şimdi üçüncü sete başlayacağım ve son setim olacak. Evet, şimdi ben bunu sayarak yaptığım için hızlı hızlı yapıyorum ama siz daha hızlı yapmaya çalışın ve nefes vererek bu şekilde. Şimdi birçok arkadaşımız diyecek, hocam ben evdeyim, benim sadece dumbbell'ım var, benim barım yok, bu şekilde. Dumbbell'la da yapabiliriz. Onun şeklini de göstereyim. Yine aynı, burada tutuyoruz. Evet, bu şekilde dumbbell'la da yapabiliriz. Bunu ben 3 set yaptım. 3x20 ve arada yaklaşık 10-15 saniye dinlendim. Biraz canımız yanacak, omuzlarımız da biraz yanma olacak arkadaşlar. Bu da kuvvet olarak size geri dönüş yapıyor. Şimdi hocam bu kadar mı? Tabii ki değil. Daha sonra bunu bitirdikten sonra dumbbell'larımı alıyorum ve karşıma herhangi bir
metronom saati ya da telefonuma da indirebilirim kronometre tarzı. Bunu da 30 saniye yapacağız. Yumruklarım çeneden çıkıyor. Ve çevirerek uzatıyorum. Evet, dinleniyorum. Şimdi burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Yumruk, yani el ve ayak koordinasyonu için bu çok önemli boksta. Onun için bunu yaparken böyle sabit değil de ayakları da dahil edelim. Çünkü koordineli bir şekilde el ve ayak çalışsın. Aksi halde çok hani kuvvet olarak katkı sağlar ama hazır çalışmışken koordinasyon da çalışayım. Bunu da yine 3x30 saniye yapabiliriz. Ama arada 10-15 saniye dinleneceğiz. Yani bunu yaparken bakın. Aşağı kesinlikle inmeyecek yumruklarımız. Çeneden çıkacak. Çeneden çevirerek ve yavaş yavaş yapıyorum bakın. Ayaklarla koordineli bir şekilde bunu çalışacağız. 3x30 yapacağız. Arada 10-15 saniye dinleneceğiz. Şimdi gelelim bir diğer kısma. Şimdi direk yumruğu ben 1 kiloyla yaptım. Aparkatı da 1,5 kiloda, yani yarım kilo arttıracağım ve aparkat yapacağım. Aparkatta da yine aynı el ve ayak koordinasyonunu sağlamak için çok çok dikkat etmem gerekecek. Evet, hazır mısanız başlayalım. Bakın aparkatta şu değil, genişten alıyorum çünkü buradaki amaç kası çalıştırmak, yani kuvveti arttırmak. Ve el ve ayak koordinasyonuna yine dikkat ederek yapıyorum. Geniş yapmaya çalışacağım. Yani kısa yapmayacağım. Uzatarak. Çünkü buradaki amaç dediğim gibi kası çalıştırmak. Şimdi bunu da yine aynı şekilde 3x30 aralarda 10-15 saniye dinlenebileceğim. Hocam bitti mi? Bitmedi. Şimdi arkadaşlar ben genelde 8 kiloluk topla yapıyorum. Sizler de, sizler için daha doğrusu bir başka seçenek daha var, onu da göstermeye çalışacağım. Şimdi burada da topu tutuyorum arkadaşlar. Burada bu sefer gardımı alıyorum. Sol ayak önde, sağ ayak geride ve bakın çekiyorum, yukarı doğru fırlatıyorum. Yana getiriyorum, fırlatıyorum ve aparkat gibi düşünün bunda. Burada yine 30 saniye başlayalım. Yan kulaklardan atıyorum. Yukarı doğru sağa getiriyorum, sağda yani. Evet. Şimdi aparkatı. Şimdi bu 8 kilo ama bunu hızlı yapmaya çalışacağım. 30 saniyede yine 3 set, arada 10-15 saniye dinlenme. Şimdi hocam benim evimde top yok. Sadece dumbbell'ım var. O zaman dumbbell'la da yapabilirsin bunu. Bunu 5 kilo, 10 kilo kiloluk dumbbell'larla yapabilirsiniz. Fakat 10 kiloya da geçmesin yani. Çünkü çok da zarar vermesin. Şimdi yanlardan tutuyorum bakın.
topun kulaklarından tutuyorum gibi, tutuyormuş gibi yapın. Dumbbell'la da yapabiliriz. Şimdi bu hareketleri antrenman sonrası yaptığınızda yani haftada bir ya da çok çok kollarınız, yumruklarınız çok güçsüzse bunları haftada iki de yapabilirsiniz. Ama haftada bir eğer orta seviye bir sporcu için haftada bir yetiyor. Şimdi bu şekilde çalıştığınızda yumruklarınız inanılmaz bir şekilde güçlenecektir ve daha kuvvetli yumruklara da sahip olmuş olacaksınız. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken konu şu: antrenmanınız bittikten sonra bunu yapın. Bunu antrenman öncesi yapmayın. Antrenman bittikten sonra yapmamız gerekiyor. Antrenmanımız bitti, su içiyoruz, 1,5 dakika ya da 2 dakika, hadi 1 dakika da benden olsun, 3 dakika fazla yok ama arkadaşlar çok dinlenmememiz gerekiyor. Çünkü şu şekilde antrenmandan sonra kaslar yorgun ve bunu özellikle yorgun kaslarla yapmamız gerekiyor. Yaptıktan sonra, dinlenmeyi yaptıktan sonra bu çalışmaları yapabilirsiniz ve inanılmaz bir şekilde kollarınıza kuvvet kazandıracak ve yumruklarınız zaten kendinizde fark edeceksiniz, sertleşecek. Evet arkadaşlar, bugün özellikle birçok arkadaşımızın sorusu üzerine, yorumlardaki istekleri üzerine bu videoyu hazırladım. Yine bilgi videoları vesaire ben bu haftadan itibaren yayınlamaya başlayacağım. Tekrardan özür diliyorum geçen hafta video yayınlamadığım için, çünkü dediğim gibi soğuk su içme kaynaklı boğazımda bir sıkıntı oluştu. Şimdi daha iyiyim ve bundan sonra da eğitici videolara başlayacağız. Bu arada başlangıç seviyesi videoları boksta çok birçok arkadaşımız geldi ve fayda sağladık ona. Şimdi orta seviye videolarımız da yayınlanmaya başladı ve sizlerden de katılımlarınızı bekliyorum. Görüş, soru ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu bir daha söyleyeyim, bir kez daha dile getireyim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, çünkü kısa zamanda gerçekten de çok hızlı büyüyoruz ve büyümeye de devam ediyoruz. Ne olursa olsun ben sporcuyum, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım. Sizden hep söylüyorum, bozduğumda da beni mutlaka uyarın, çünkü haliyle ben de insanım ve mutlaka hatalarım olmuştur, olacaktır da. Şimdiden özür diliyorum ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. İnşallah katkım oluyordur arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma özellikle. Ve hep içimde bir yara var benim boksla ilgili. İnşallah gün gelir veya da gün gelecek ülkemizde boks konusunda hatırı sayılır bir ülke olmuş olacak. Çünkü boksta gerçekten de çok gerideyiz. Ama beni mutlu eden şu var: boksu seven böyle Mike Tyson, Muhammed Ali'ler gerçekten gençlerimiz arasında çok var. Yeter ki biz keşfedelim onları. Tek isteğim işte bu konuda özellikle ülkemizin epey yol kat etmesi ve genç sporcularımızın, istekli sporcularımızın bir yere gelmesi. İnşallah olur. Bizim de katkımız olursa ne mutlu bize derim. Hepinize teşekkür ediyorum. Boğazım kurudu yine. Su içeceğim birazdan. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu antrenman da katkı sağlar size. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kendinize iyi bakın. Boksla kalın.